Monster enerji içecekleriyle Gamescom enerjimiz tam gaz devam ediyor efendim. Bak şimdi turlayacağım. Tut şunu. Turlayıp geliyorum müzikten sonra. Koşuyor flash gibi değil mi? Neden böyle koşulu espriler falan? Çünkü Daniel Kayatiki'nin gösterimini seyrettik. 20 dakikaya yakın bir video seyrettik. Soru cevap seansına katıldık ve şu ana kadar gördüklerim arasındaki ve oynadıklarım arasındaki en iyi oyunun Dying Light 2 olduğunu söyleyebilirim. Acayip heyecan verici bir oyun. Tabii biz oynamadık. Kendileri oynadılar ama bak adam o kadar şey ki beğendi ki yani. Benim için Gamescom bitmiştir diye çıkarttı yani. Yok, o kadar da. Tişörtü gözüksün diye. Şimdi ne gördük Dying Light 2'de? Aslında geçen seneki demodan teorik olarak çok farklı bir şey görmedik. Hani geçen seneki şeylere göre silahlar konusunda farklı şeyler gösterdiler ki bir iki oyuna yenilik gelmiş. O bana heyecan verdi bayağı. Abi oyun içerisinde bu arada henüz oynanış videosu yayınlanmadı ama önümüzdeki haftalarda belki aylarda yayınlanacak. Muhtemelen yayınlanacak da çünkü yani şey gibi ben anladığım kadarıyla Cyberpunk benzeri bir olaya gitmiş onlar. Evişte yayınladılar, şimdi Gamescom'da da yayınladılar. Eylül'e kadar... Evet. Evet işte gördüğünüz gibi böyle tam çözemeyen bazı Alman arkadaşlar da vardı. Arkadaş medeniyet böyle yani inanılmaz. Neyse Dying Light 2'ye dönecek olursak şimdi neyi sevdik ondan bahsedelim aslında size en başta. Benim en çok hoşuma giden özelliklerden bir tanesi biliyorsunuz parkur sistemi var, zombiler var, insanlar var ama aksiyon kısmındaki çeşitlilik oldu. O çeşitliliği arttırmak için şöyle bir şey getirmişler. Normal silahlarımızın yanı sıra bir halatımız da var. Bu casus kağıt benzeri kullanabileceğimiz halatlardan bir tanesi. Halatı fırlattığımız gibi bir şeyleri çekebiliyoruz, bir şeylere gidebiliyoruz veya binalardan böyle klasik Tomb Raider, Uncharted oyunlarındaki gibi böyle sallana sallana uzun mesafeleri atlayabiliyoruz ki bunlar gayet güzel, gayet önemli, gayet hoş konular. Bence de. Çok ona... gerildim. Buradan mı geçecekler falan diye. Çünkü önlerine bakmadan geliyorlar falan böyle. Evet geçsin o da aynı mevzu. Bu arada gerçekten şey ilk oyunun da çok başarılı olduğu yanı bence şeydi. Hareket etme kabiliyetiydi yani parkur tarafıydı. Zaten o taraftan da pazarladılar. Çok acayip bir şey söylemiyorum ama bunu bir tık daha ileri getirebilmek yani klasik yöntemlerle yapmışlar. Bir şey fırlatmak ya da paragliding dediğimiz işte. Evet, paraşüt de gelmiş. Paraşüt. Evet paraşütle beraber yapmışlar. Güzel de olmuş açıkçası herhangi bir herhangi bir dert yok şey açısından. O ilk oyunda gördüğümüz iyi yaptıkları şeyleri yapmaya devam etmek açısından hiçbir dert yokmuş gibi gözüküyor. Bir de şey olayını genişletmişler yani şimdi işin parkur kısmının yanı sıra bulunduğumuz evren, bulunduğumuz ortam, diyaloglar falan bayağı ilk oyuna göre bildiğim bir RPG hissiyatını kuvvetlendirmiş. Yani böyle yaşayan bir dünya dediğimiz muhabbet vardır ya klasik. Onu güçlendiren şeyler olmuş ve seçimler konusunda özellikle üstlerine basa basa söylüyorlar. Bizim oyunumuzda seçimler önemli olacak diyorlar. Oyunun kaç tane sonu olacağını söylemediler ama çok da önemli değil bizim için dediler. Biz hani çok çeşitliliğe takılmıyoruz oyunun sonunda. Önemli olan oyunun sonuna kadar giden macerada yaşadıklarınız diyorlar. Ne mesela bir yaşadığınız macera? Verdiğiniz her karara göre şehir şekilleniyor. Yani etrafınızda sarılı olan şehir, etrafınızda şey olan ya nasıl olabilir ya? Ya nasıl olabilir? Ya gerçekten bu kadar mı bilinçsiziz ya? Etrafımızdaki şehir verdiğimiz kararlara göre şekilleniyor. Mesela şöyle bir örnek oldu demo içerisinde abi. Şimdi bir arkadaşımız ya bulunduğumuz şehrin suyu bitiyor. Acil su lazım. Yani o gün son gün yani. Ertesi gün içecek su kalmayacak. Bunun için de rakip kuruluş diyeyim yani. Çok aramızın iyi olmadığı biriyle gidip anlaşmamız gerekiyor. Onun yanına gidip anlaşmak için buluşacağımız zamanda olaylar patlıyor ve bir anda aksiyon çıkıyor. Aksiyon çıktıktan sonra da adamın mekanına gidiyoruz. İşte orada bir kavga gürele, orada da yapabileceğim seçimler var. İşte agresif gitmek, sakin gitmek. Yani çok ufak seçimler bile var. Mesela bir yerde bir aracın şoförünü tekmeleyerek kovmak veya kovmamak konusunda seçim yapıyorsun. Yaptığın seçime göre ufak tefek detaylar belirleniyor. Şöyle bir şey oldu hatırlıyor musun? Adam girdi abi arabaya dedi ki işte seçenek çıktı. Şoförü arabadan kov evet. Ya da şoföre söyle seni gideceğin yere götürsün diye. Biz gideceğimiz yere gitmeyi seçtik. Bunun avantajı şu oldu. Şoförle beraber gittiğimizde şoför şifreyi bildiği için bize kapıyı açtırabildi. Eğer şoförü kovsaydık bunu yaptıramayacaktık. Mesela bu ufak bir detay. Onun dışında tam arabadan indiğimizden sonra şoförü tehdit et ya da şoförü ikna et diye seçenek çıktı. Hani haber vermesin, diğerlerini uyarmasın diye. Ondan sonra dedik ki biz hani tehdit ettik. Bak ağzını burnunu kırarız kimseye haber vermeyeceksin diye. Herif abi biz yanından gittikten sonra bastı kornaya. Bir anda herkes alarma geçti yani. Ve alarma geçildiği andaki aksiyon sahneleri de çok güzeldi. Bir anda ok atanlar oluyor. Oktan sıyrılarak kaçıyorsun böyle. Dönüyorsun ondan sonra eldeki bıçakla adamların kollarını, bacaklarını, kafalarını koparıyorsun. Şey olayı çok iyi yani. Uzuvları koparma olayında nereye vurursan o uzuv çat diye gidiyor böyle. Hani o kombattaki gerçekten parça koparma vuruş hissi mi diyeyim artık onu bilmiyorum ama çok güçlü. Ya oyunda brutality dediğimiz mevzu hakikaten ondan çekinmemişler o konuda. Hakikat ya şey cidden böyle bir kopan uzuvların haricinde mesela şey de çok fena. Sadece yani adamın üstüne atlayıp kafasını yere falan vuruyor. Yani doğrudan doğruya şey... Yerde eziyor böyle. Evet yani hani şey...
o vahşeti böyle bir şey yapıyorsunuz. Şey de güzel, bir yerde mesela abi zombi duruyordu bir tane, evin içindeydi ama üst katlardaydı. Pat diye zombi aldı aşağı, camdan çıktılar, aşağı düşmeye başladılar zombiyle beraber. Aşağı düşerken zombi inişi için yavaşlatmak için kullandı. Mesela onu da yapabiliyoruz. Yani zombi aşağı altımıza alıp inişimiz için kendisini böyle bir blok şeklinde kullanabiliyoruz. O da güzel bir detaydı gerçekten. Yani bu seçimler konusunda baya baya hoş şeyler yapmışlar. Bir yerde işte o seçimlerin şehre olan etkisi derken şunu örnek verecektim aslında. Bir yerde abi suyu açıyoruz, baraj şeyini açıyoruz. Evet. Baraj kapaklarını açıyoruz. Bir anda böyle barajın altındaki su böyle boşalıyor. Yani her yere yayılmaya başlıyor. Fakat meğersem o su aslında gizli bir şehri, yani eskiden şehir olan bir yeri saklıyormuş. O sular boşaldıktan sonra bir anda yepyeni bir şehir alanı ortaya çıkıyor. Ve orayı da keşfedip orada da görevler yapabiliyoruz. Evet, ve ya beni çok etkiledi. Bu tabii bunun artısı var, eksisi var. Ve ben şeyi sordum en sonunda da. Hani bu şehri sonuç itibariyle o görevi o şekilde yapmazsanız görmeyeceksiniz. Dedim ki hani kaç saatlik içerik var orada? Hani ben şimdi görmezsem atıyorum çok büyük bir parçasından mı yoksun kalacağım dedi. Doğrudan doğruya mesela oraya, yani orada atıyorum 3 saat az oynayacaksın falan gibi bir şey demedi ama oyunu bir kere bitiren adam en iyi ihtimalle %50 bitirir gibi bir şey söyledi adam. Tekrar oynanabilirlik önemli demek. İnanılmaz yüksek ve hani farklı şeyler yaptıkça ekstra içerik tekrardan açılıyor. Orada tabii şu da önemli. Bu videoda konuşmadık ama geçen seneki şeyde konuşmuştuk bu konuyu. Co-op oynayabiliyorsunuz. Yani aslında kendi şehrinizde olmasa bile arkadaşlarınızın şehrinde, aa senin şehrinde böyle bir şey varmış lan deyip oraya girebiliyorsun. Bu da önemli bir detay tabii yani. Hani kendi alanında olmayan şeyleri orada keşfetme şansına sahip olabiliyorsun. Yani kıssadan ise Gamescom'da beni en çok etkileyen oyunlardan bir tanesi oldu sadece görmemle bile birlikte. Bu arada bir şey göstermediler ama oynadılar yanımızda. Onu da söylemek lazım. 30 dakikalık bir oynanışı aradan yorumlar yapılarak devam etti. Yani bayağı kesintisiz güzel bir şeyi gördük. Yani atlama da yok. Birebir ne varsa onu gördük. Ve ben de çok etkilendim açıkçası. Yani şu ana kadar Gamescom'da gördüğüm en iyi şey. Geçen sene mesela şey konusunda hani muhabbetler vardı. Zombi kısmını daha görmedik bile. Hani full insan odaklı gidiyoruz. Zombi kısmını daha görmedik diye. Bu demoda şey kısmında gösterdiler biraz. Zombi kısmını da gösterdiler. Ona değinmek lazım. Evet. Orada şöyle bir güzel detay var abi. Bir yerde şöyle bir şey oldu. Geçtikten sonra. Bir yerde şöyle bir mevzu oldu. Gülesim geliyor ya. Geç kaldıktan sonra eğildi. O çok komik oldu. Şimdi mekana gittik böyle kovalamaca sahnesi. Birilerini kovalıyoruz. Tam kovalarken bastığımız yer kırıldı. Bastığımız yer kırılınca da binanın en alt katına düştük. Mesela o sahnede script sahne büyük ihtimalle. Çünkü biz oynarken hiç oradan gitmeme ihtimalimiz de var. Yani çünkü gidebileceğimiz yani neredeyse her yere tırmanabiliyoruz. Hani bu yeni Asynchrite oyunları gibi. Gördüğünüz her şeyi tutunabiliyorsunuz bu şekilde. O yüzden tırmanılabilecek çok fazla alan var. Ama bizim karakterimiz abi en aşağı kadar düştü. Ve bir anda düştüğü yerde 1000 tane falan zombi vardı yani etrafında. Yani 100 tane falan vardı. Hepsi duruyordu. Bazıları saldırgandı falan. Oradan kaçma sahnesi vardı mesela zombilerin arasında. Bence o da çok güzel bir sahneydi. Mesela şey ultraviyole ışınlarını kullanarak zombileri böyle hani şey yapabiliyorsunuz. Bakışlarını kapatabiliyorsunuz falan. Yani kaçış için bunlar güzel detaylar olmuş onlarda. Ve hani ilk oyunda ne kadar buna benzer sahne vardı? Çok emin değilim ondan. Tamamını oynamış bir insan değilim ilk Dying Light'ın ama şey açısından iyi olmuş. Mesela normalde gece olunca zaten çok güçleniyorlar güneş kayboldu diye. Ama gündüz de artık böyle bir yerlere düşebildiğiniz, yani tamamen karanlık olan alanlara düşebildiğiniz ve güçlü zombilerle karşılaşabildiğiniz için hani tehlike sona ermiyor. Yani gündüz yapayım görevleri, o zamanını bekleyeyim falan yemiyor bazen. Bir de tamamen karanlık ortamlarda da kalmıyorlar. Mesela binanın içine giriyorsunuz. Ha. Hafif ışık alan yerlerde de olabiliyorlar ama bir mala bağlamış oluyorlar. Büyük ihtimalle gündüz olduğu için. Ama gene de önünüzde duruyorlar yani. Dibine girdiğiniz zaman saldırganlaşıyor. Fakat böyle bir anda hani kovalamaca esnasında girdiğiniz yerde sürpriz diye böyle çıkan bir zombi abiyle karşılaşmak bir anda o kovalamacaya ayrı bir heyecan veriyor yani. Yani genel olarak heyecanımızdan da anlayacağınız üzere biz Dying Light 2'ye bayağı heyecanlandık. Bu arada hani Cyberpunk görmediniz mi falan diye soranlar varsa daha görmedik. Cyberpunk'tan önce çektik biz bu videoyu. O yüzden belki Cyberpunk en çok sevdiğimiz oyun olabilecek. Belki de olmayacak bilmiyorum yani ama şu ana kadar Dying Light 2 beni en çok etkileyen oyun oldu. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Ben de kesinlikle Dying Light 2'nin bu Gamescom'da şu ana kadar en azından gördüğümüz en etkileyici oyun olduğuna katılıyorum. Ve yani şey diye Chris Avalon'da anıldı bu arada. Kendisi de oyunun hikayesine ve çeşitlenmesine, o hikayenin çeşitlenmesine yaptığımız seçeneklerin anlam kazanmasına yardımcı olacak bir pozisyonda kendisi. Ve hani onu gördüğüm için böyle bir ha falan diyordum ama şimdi bu şeyi resmen gameplay'i de görünce ve açılan bir takım seçenekleri görünce dedim ki net oynanır yani. Bayağı bir hype'ım arttı. Seneye yılın oyunları arasındaki en güçlü adaylardan biri olacak gibi duruyor. 2020 eğer bir şeyler ertelenmezse bayağı farklı bir sene olacak oyun dünyasında. Şimdilik bu kadar bizden. Gamescom videoları devam edecek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.